Beyler, pilotu duydunuz. Hava biraz rüzgarlı. Dikkatli olun. Güzel bir atlayış olsun. Emredersiniz komutanım. Hedefe ulaştık. Hadi bitirelim şu işi. Rampa açılıyor. Patlamaya 15 saniye. Hadi bakalım, kurtulalım şu paraşütlerden. Bu nasıl soğuk kardeşim ya? Vallahi var ya, şimdiden ülkemi özledim ha. Ne oldu kutup ayısı ha? Vallahi ben de bir an paraşüt freninin ipini çekemeyecektim. Havada dondum kaldım öyle. Komutan oraya. Emredin komutanım. Ali, planda değişiklik var. Novak adamlarıyla birlikte bulunduğu yeri panikle terk etti. Nasıl olur komutanım? Hareketlerini uyduzdan takip ediyoruz. Aslı Selim'in GPS cihazına koordinatları gönderdi. 5 kilometre uzaklıkta. Novak'ı yakalamanın bir yolunu bulun. O adamı almadan buraya gelmeyin. Emredersiniz komutanım. Ne yapacağız şimdi? Nasıl düşeceğiz bu adamın peşine? 5 kilometre çok mesafe. Araç bulamayız. Koşsak yetişemeyiz. Selçuk, harita. Sabri, panço. Noah'ın evinden çıkan yol etrafımızdan dolaşıyor. Başka bir yere gidemez. Şurada bir ana yol var. Buraya 15 dakikadan önce varamaz ama varırsa kaybederiz. Ama tek bir şartla yetişebiliriz. Arazinin içinden kestirmeden koşarak. Bu da 3 kilometrelik mesafe diyor. Bu teçhizatlarla imkansız. Ne oldu, gözüm mü korktu? Deniz komandosu. Selim haklı. Bu teçhizatlarla biz koşamayız. Ama biri koşabilir. Aramızda en hızlı koşan Süleyman. Komutanım,
çantasını çıkarıp yükü hafiflerse mermi gibi gider. Süleyman bizden önce pusu noktasına gidecek. Konvoya öyle bir pusu atacak ki Novak ne ileri gidebilecek ne de geri dönüp kaçabilecek. Yani operasyonun başarılı olması Süleyman'ın ayaklarına bağlı. Başka şansımız yok.